O gün öğle vakti güneşi ve gece vakti dolunayı göründüğü gibi. Güvenilir ve dürüst birinden bildirildiği gibi. Ve sahih hadislerde bulunduğu gibi. O gün Allah cennet ehline görünecek. Çağıran çağırdığında dinleyin. Ey cennet ehli! Mübarek ve yüce Rabbiniz sizi ziyaret edecek. Bu yüzden ziyarete gelin. Diyecekler ki, emrindeyiz ya Rab. Kalkacaklar ve ziyaret için acele edecekler. Gelen alemlerin Rabbi, gelen iki dünya serveti, gelen rahmet güneşi. Herkes özel bineklerine binecekler ve acele edecekler. Ta ki El Afyah Vadisi'ne gelene kadar. Burası onların buluşma yeridir ve herkes burada toplanır. İçlerinden bir kişi bile ayrılmayacak. Nurdan oluşan minberler kurulacak ve incilerden oluşan, zümrütlerden, altınlardan ve gümüşten minberler kurulacak. Dünyada her namazı oturuşunda hak ettiğin o oturuşunla oturacaksın. İçlerinden en düşükleri bile misk tepelerinde oturuyor olacak. Ve çağıran çağıracak. Buyuran buyuracak. Ey diyecek, ey cennet ehli, Allah'a kavuşacaksınız. O sizi mükafatlandırmak istiyor. Cennet ehli diyecek ki, ne? O zaten yüzümüzü ak etmedi mi? Bizi cennete alıp ateşten kurtarmadı mı? Ve onlar ayakta dururken cenneti büyük bir nur kaplayacak. Kafalarını kaldıracaklar. Sonra her şeye gücü yeten Allah, yüce isimleriyle birlikte onların üzerlerinde bulunacak. Buyuracak ki, ey cennet ehli, selamım üzerinize olsun. Cennet ehlinin söyleyebileceği şundan daha iyi bir şey olmayacaktır. Rabbimiz Allah, sen selamsın ve selamet de sendendir. Celal ve ikram sahibisin. Ve Allah haşmet ve hayrın sahibi olarak diyecek ki, ey cennet ehli, hani beni görmeden iman eden kullarım nerede? Hani bana muhabbet besleyen o kullarım nerede? Bugün ödül günüdür. Böylece tek bir kelimede bir araya gelecekler. Rabbim, biz senden razıyız. Sen de bizden razı ol. Buyuracak ki, ey cennet ehli, eğer sizden razı olmasaydım, sizin cennetime girmenize izin vermezdim. Oysa bugün ödül günüdür. Öyleyse benden isteyin. Sonra onlar hep birlikte aynı kelimeyi söyleyecekler. Bize o güzel yüzünü göster. Böylece seni görebilelim. Ve yüce Allah kendisi ve cennet ehli arasındaki örtüyü kaldıracak. Tüm haşmeti ve nurunun ihtişamıyla kendini gösterecek. Ve onlar onun karşısında gördükleri tüm güzellikleri unutacaklar. Allah istemeseydi nurunun parlaklığından yanarlardı. Orada kimse kalmazdı. Fakat o gün her bir kişi Rabbi ile buluşacak. Sonra Allah, günah işlediğiniz günü hatırlıyor musunuz diye buyuracak. Onlar
dünya hayatında işledikleri bazı hataları hatırlayacaklar ve cevap verecekler. Ya Rab, sen bizi affetmemiş miydin? Allah buyuracak, sadece affediciliğimden dolayı şu an bu mevkiye eriştiniz. Rabbim, ben o günü bekliyorum. Senden bize mükemmel yüzünü gösterme şerefini istiyoruz. Buluşmanın hasretini çekmeyi, bizi herhangi bir zorluk olmadan o güne ulaştırmanı istiyoruz. Bize Kur'an ve sünnet ile selamet ver. Ayetleri ve ilmi bizim için faydalı kıl. Beni senden başka bir şey olmayacak kadar zengin eyle. Senden senin affına nail olmayı istiyorum. Bütün ihtiyaçlarımı terk ediyorum. Tek bir şey istiyorum ve diyorum ki estağfirullah. Ya Allah, Allah. Allah, 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 Allah. La ilahe illallah.